Bir daha söyle. ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bugün konumuz aslında çok basit bir konu. X-H2 mi, X-H2S mi? Çok kolay. Fotoğraf için X-H2, video için X-H2S. Keşke bu kadar kolay olsaydı. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, şimdi X-H2 ile X-H2S'i birbirinden ayıran dış olarak hiçbir özellik yok. Peki nasıl tanıyorum ben bunları? Bir tanesinde kasa var, diğerine yok. Tabii ama benim ilave ettiğim bir şey. Gırgır bir yana, hakikaten fiziksel olarak önündeki S'den başka hiçbir fark yok kamera arasında. Ama dahili farkları çok. Biraz da kıyaslamalı bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Çünkü bunlara var ve yok olarak sınıflandıracağım. İşte ne var? X-H2'de 40 megapiksel BSI CMOS X-Trans 5 HR sensör var. Ve X-Trans 5 işlemci var. Burada 40 megapiksellik bir sensör var. X-H2S'te ise 26 megapiksellik BSI CMOS Stack X-Trans 5 S sensör var. Ve X-Trans 5 işlemci var. Bunda çözünürlük, bunda hız var. Şimdi fotoğraf kanadında ne var? Fotoğraf kanadında bir kere bunda 40 megapiksel var, bunda 26 megapiksel var. Bunda olağanüstü detay var. Bunda yok mu? Bunda da var ama. Yani yan yana çektiğiniz zaman ve küçük bir alanda baktığınız zaman ikisi arasındaki farkı göremiyorsunuz. Ne zaman ki daha büyük ekrana geçiyorsunuz ya da kroplamaya başlıyorsunuz, o zaman 40 megapikselin farkı ortaya çıkıyor. Enstantanede X-H2S 1 bölü 32.000 enstantaneye kadar çıkabilirken, burada ben ilk defa duyuyorum, 1 bölü 180.000'e kadar enstantane imkanı var. Onun haricinde bunda yok, bunda var. Pixel shift var. Ama hız avantajı da bunda duruyor X-H2S'te, çünkü bunda cropsuz RAW formatında saniyede 40 kare seri çekim, bunda sadece saniyede 20 kareye düşüyor. Şimdi gelelim video bölümüne. Şimdi videoda farklar iyice ortaya çıkıyor. Bunda var. 8K var. 6,2K var ama OpenGate değil. OpenGate'i biraz sonra anlatacağım ne olduğunu. 4K HQ var. 4K HQ ne demek biliyor musunuz? 8K'dan oversampling, 8K'lık kaliteyi 4K'ya indirgemeyi becererek ve onun o kaliteyi, o inceliği ya da o çözünürlüğü muhafaza edebilerek 4K'ya indirmek. Ama 60 FPS olarak değil. 30 FPS olarak var. Ha ama düz 4K 60 FPS var mı? Var. Şimdi DSI dediğimiz o hani 17 bölü 9'luk sinematik çekimlerde bunda da iki seçenek var. Yine HQ'su var. HQ'sunda 30 FPS. Normalde 60 FPS var. Full HD'lere girmeyeceğim de. Buna gelelim. Bunda 8K yok. Ama bunda 6,2K OpenGate var. OpenGate ne demek biliyor musunuz? 26 megapiksellik sensörün 3 bölü 2 formatının tümünü kullanıyor demek. Bu da size bazı konularda ciddi avantaj sağlayacaktır. Bunu da 30 FPS'de yapıyor. Bunda ne var? 4K HQ yok ama 4K var. Ama 60 FPS 4K var. Bunda DCI HQ yok. DCI var. 60 FPS'de var. Şimdi bu ikisinin arasındaki sanki bu daha avantajlı gibi duruyor değil mi şeyde? Ama bunun 4K HQ'su ile bunun 4K kalite olarak aslında incelediğim zaman eşit kaliteye sahipler. Ama bunun çok önemli bir avantajı var. Video çekiminde bence çok önemli. O da rolling shutter. Bunda yok, bunda var. Özellikle çözünürlük ne kadar yüksekse rolling shutter çok daha ortaya çıkıyor. Böyle dans ediyor resmen. Başka ne var, başka ne yok? Bunda hız var. İkisinde de aynı algoritma var otofokus konusunda ve her ikisi de, ben arada çok büyük fark göremedim. Bir fark ne zaman ortaya çıkar bunda? Özellikle çok hızlı nesneleri takip etmeye kalktığınızda bunun biraz önüne geçer. Başka ne var? Her ikisinde de bütün formatlar var. Nedir onlar? Apple ProRes LT, Apple ProRes 422, Apple ProRes HQ,
Onun haricinde H264, H265 her ikisi de 50 megabit per second'dan 720 megabit per second'a kadar kayıt imkanı. Evet, her ikisi de CFexpress B tipi kart kullanıyor ve her ikisi de oldukça kayıtlar süratli oluyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntılar yok. Gelelim ISO performanslarına. Şimdi H2'de bazı ISO'yu 125'e indirmiş vaziyettiler. Bu da aslında şöyle enteresan bir yanılgıya sürüklüyor insanları. Şimdi 6400 ISO'da ikisini de derseniz eşit bir deneme olmuş olmaz. Çünkü bunun 5000 ISO'su, bunun 6400 ISO'suna aşağı yukarı eşdeğer. Ve baktığınız zaman her ikisi de aynı performansı gösteriyor. Ben ikisinin arasında doğru değerlere baktığınız zaman ISO'da çok ciddi bir performans farkı göremedim. Başka nerede bir performans? Dinamik aralıkta. Bakın çok enteresan ya. Dinamik aralıkta F-Log 2 ile çektiğiniz zaman, ki bu arada tabii her ikisinde de F-Log 1, F-Log 2 ve HHLG var. Ve ayrıca 19 tane de film benzetimi var. Her ikisini de çekebiliyorsunuz. İncelediğim zaman dinamik aralığında, ben incelemedim tabii çünkü bayağı sofistike cihazlara ve ekipmana ihtiyacınız var, ama Gerald Anadolu'nun yaptığı bir takım şeyler var. Ve her ikisinde aşağı yukarı F-Log 2'de bununki HQ olmak kaydıyla, bununki 4K olmak kaydıyla her ikisi de aşağı yukarı 14,5-15'e yakın dinamik stop aralığı veriyorlar ki çok yüksek. Yani bu konuda hakikaten tebrik etmek lazım. Ve çok başarılılar ikisi de dinleme kararlılık konusunda. Dolayısıyla birbirinden çok da farklı kameralar değil. Şimdi bu kadar birbirine benzer iki kamera olunca hangisini tercih edersiniz? Yine de çok zor bir soru, biliyor musunuz sevgili dostlar? Tahmin ediyorum ki birçoğunuz X-H2'yi tercih edeceksiniz. Çünkü daha çok fotoğraf tabanlısınız, ama eğer ki daha video tabanlıysanız 8K çok çekilecek, çok kullanılacak bir format olmadığını hepimiz çok iyi bildiğimiz için ve bunun 4K 60 FPS'si, bunun 4K 60 FPS'sinden daha başarılı olduğu için, çünkü 4K HQ'su bunun 4K'sına eşit, ama burada 30 FPS, burada 60 FPS var. Video tabanlıysanız muhtemelen X-H2'si tercih edeceksiniz. Fotoğraf tabanlıysanız da X-H2'yi tercih edeceksiniz. Gerçekten müthiş fotoğraf çekiyor. Çok da başarılı video çekiyor. Ama rolling shutter sıkıntısı gerçekten var. Hızlı pan yapamazsınız. Yani çok fazla hareket ettiremezsin, ama siz daha durağan videolar çekiyorsanız, daha böyle belgesel vari videolar çekiyorsanız X-H2 sizi çok da yanıltmaz, çok da yarı yolda bırakmaz. Ama yok, ben hakikaten profesyonel bir video çekimi istiyorum diyorsanız kesinlikle X-H2'si tavsiye ediyorum o zaman da sizlere sevgili dostlar. Şimdi imkanınız varsa tabii beni şu anda dövmeyin, ne olur. İmkan varsa ikisini birden alın. Ama imkanınız yoksa hangisini mi alacaksınız? Vallahi o kararı ben sizlere bırakıyorum. Şimdi $500'luk da ciddi bir fark var ikisinin arasında. $500'luk farkta rolling shutter farkı ortaya çıkıyor. Bunda epey bir avantajı var. Yani sanki birçoğunuz X-H2'yi tercih edecek gibi duruyor bana, ama ondan da çok emin değilim. Ama X-H2'yi almadan da çok acele etmeyin. 2 Kasım'da X-T5'i açıklayacaklar. Ve X-T5'in de çok ilginç bir biçimde 40 megapiksellik aynı sensörü kullanacaklar. Tabii ki fiyat bandı da $1,700 daha yakın olacağı için acaba neler kesecekler, neler kısacaklar hep beraber göreceğiz. Bildiğim bir tanesi var. Bu da X-T5'in ekranı böyle açılır kapalı olmayacak. Bu bildiğimiz tilt ekranlarından olacak. Tam fotoğrafçı ekranı olacak ki birçoğunuzun hoşuna gideceğini çok iyi biliyorum. Ama onun haricinde neler olacak, neler olmayacak hep beraber göreceğiz. Muhtemelen acaba 8K'yı mı kesecekler? Ne yapacaklar? Hep beraber göreceğiz. Ama siz X-T severler, tekrar o fiziksel tuşlarınıza, butonlarınıza kavuşmuş olacaksınız. Birçoğunuzun içinde gerçekten çok güzel bir haber olacaktır. Dolayısıyla burada da bir ikilemle karşı karşıya kalacak Fuji severler. Sırf fotoğraf için alacaksam acaba $300 fazla vereyim de X-H2'yi mi alayım, yoksa X-T5'te mi kalayım? Ben videocuysam acaba 26 megapikselde mi kalayım, yoksa 40 megapikselden de istifade edeyim? Çok zor bir algoritma yarattılar kafamızda ya, yemin ediyorum. Fuji film ne yapıyorsunuz ya? Bir el freni çekin. Yazık günah insanlara ya. Ne yapacaklar mı, şaşırmış vaziyetteler. Bu kadar güzel malı arka arkaya çıkartma hakkınız var mı sizin ya? Gırgır bir yana sevgili dostlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çok emin değilim yardımcı olabildiğimden, çünkü benim de kafam karışık. Ne yalan söyleyeyim. Ama tercih size kalacaktır. Elbette
tercih biraz daha bütçeyle ilgilidir. Bütçe de sizi daha çok X-H2'ye doğru yöneltiyor. Ama dediğim gibi belki de X-L5'e yöneltecek. Onu da zaman gösterecek. Benim bu iki kamera arasında kıyaslama, çünkü ben ikisinden de çok vazgeçemiyorum. Yani bunun ciddi bir sürat avantajı var ve ne bileyim ben wildlife fotoğrafları çekiyorsanız, kuşçuysanız, bilmem böyle spor fotoğrafları çekiyorsanız X-H2S kesinlikle tavsiye etmenin, yani yönlenmeniz gereken tercih olacaktır. Ama siz daha sakin, daha durağan fotoğraf çekiyorsanız da X-H2 müthiş. Özellikle piksel çiftiyle 160 megabaytlık harika bir dosya yaratıyor. Onları nasıl yapıyor biliyorsunuz değil mi? 20 kareyi yarım piksel oynata yapıyor bunların hepsini. Ki müthiş neticeler veriyor. Özellikle son derece durağan çekimler gerekiyor. Ne rüzgar olacak, ne çektiğiniz nesne kıvıldayacak, ne başka bir şey olacak, ama olsun. Pixel Shift, Pixel Shift'tir. Şu an için Pixel Shift bildiğim kadarıyla sadece şu ana kadar GFX serisinde vardı. Yani orta formatta vardı. Bunu crop sensöre yerleştirmeleri bile müthiş bir şey. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah size kolaylık versin. Bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Huzur ile kalın. Mutlu kalın. Cumhuriyette kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.